Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Volkswagen'in Türkiye'ye getirdiği yeni Tiguan modeline bir göz atacağız. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar ben bayiye gittim ve yeni Tiguan'ın içine şöyle bir bindim, baktım. Hani bizlere neler sunuyor, neler sunmuyor, yeni nesilde neler değişmiş vesaire. Bunları biraz göz atmak istedim ve bayide 3 tane model vardı orada. Bir Life paketi vardı, biliyorsunuz en boş paket. Bir R-Line vardı. O en dolu paket zaten arkadaşlar. Bir de Elegance'tı yanlış hatırlamıyorsam. O da orta doluluktaki paket. 3 model vardı. Orada mesela showroom'daki 3 modelinde satılmış olduğunu gördüm. Yani 3'üne de işte bu Volkswagen'in artık bir sahibi var diye yazı yapıştırmışlar. Şimdi gelelim yeni Tiguan'a. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tiguan'ın biliyorsunuz kendine has bir çizgisi vardı ama biraz daha bu yeni nesilde Taygo'ya yaklaşmış. Yani sanki Taygo'nun biraz daha geniş bir kasası gibi. Hatta ben forumlarda falan da görmüştüm. Taygo Max diye millet dalga geçiyordu. Gerçekten arkadaşlar hem arka hem de ön tasarımıyla Taygo'ya benzemiş. Bu noktada tabii ki hoşlananlar olacaktır, hoşlanmayanlar olacaktır. Mesela benim hoşuma gitmedi. Yani şu anda benim Tiguan'ın mesela makyajlı kasası bana daha çekici geliyor. Ama baktığınız zaman tabii ki bu yeni tasarımı da beğenenler mutlaka olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim otomobilin iç kısmına. Otomobilin iç kısmına ben bindim. R-Line'a binmedim bir tek. R-Line'da çok fazla, çok kalabalıktı. Millet R-Line bakıyordu sanki herkes R-Line alacakmış gibi. En boş paketle orta paket arasında çok böyle aşırı bir fark yok arkadaşlar. Tabii ki nedir? İşte birinde elektrikli bagaj var, birinde manuel bagaj var. Birinin koltukları mesela otomatik, ya yani elektrikli daha doğrusu. Diğerinde elektrikli koltuk yok. Birinde cam tavan var, birinde cam tavan yok. Bu açıdan bu tarz farkları var. Zaten bunları biliyoruz. Ama hani koltuk tasarımları olsun. Yani koltukların rahatlığından bahsediyorum da, kullanılan malzemeden bahsediyorum. Bunların arasında çok bir fark yoktu. Direksiyon aynıydı. Direksiyonda da bir fark yoktu. Ekran vesaire aynıydı. Onda da bir fark yoktu. Klima dokunmatik yapmışlar zaten. Bir de şu vardı. Arkadaşlar bindiğiniz zaman kabin biraz boş geliyor size. Yani klima tuşu yok. Eski biliyorsunuz biraz daha böyle tuşlu seviyorsanız özellikle hani manuel tuşların olmasından hoşlanıyorsanız bu yeni tasarım çizgisi hiç size göre değil. Çünkü otomobilde tuş adına hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani sadece klima panelleri dokunmatik olarak tasarlanmış. Yan kısımda start stop ve el freni var. Elektronik el freni. Onun haricinde araçta tuş yok. İşte direksiyon üzerinde klasik olarak fonksiyonel tuşlar var. Onun haricinde her şey tablet ekrandan yapılıyor. Yani bu benim biraz hoşuma gitmedi açıkçası. Ama tabii ki dediğim gibi hoşuna gidenler olacaktır. Bu tasarım ha bu güzelmiş ya artık tuş yok. Aynı Tesla gibi falan diyenler olacaktır. Biliyorsunuz elektrikli otomobillerde aslında bu tarz bir çizgi tercih ediliyor. Bir tane ortaya tablet ekran konuluyor ve tüm araçtaki her şeyi bu tablet ekrandan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu çok fazla sevmiyorum. Çünkü o tablet ekranı en ufak bir şey olduğunda arabayla kontrolünüzü tamamen yitiriyorsunuz. Düşünsenize yani klimayı bile açamıyorsunuz. Bu da beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Ben biraz daha böyle manuel tuşların yine de olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben klimamı manuel bir tuşla açabilmeliyim. Ya da ne bileyim radyomun sesini açıp kapamayı manuel bir tuşla yapabilmeliyim. Yani bunlar için bence hala manuel tuşların, fiziksel tuşların diyeyim daha doğrusu kullanılması bence daha doğru olacaktır. Genel itibariyle fiyatına baktığımızda arkadaşlar orta paket 2 milyon 300 Türk lirası gibi bir fiyata sahipti orada. Tabi pazarlık yaparsanız yapmazsanız o biraz değişebilir. Bir de şu var orada biz satış yetkilileriyle de konuştuk. Otomobile çok fazla talep olduğunu söylediler. Sürekli telefonla arayanlar olduğunu, sürekli elinizde yeni Tiguan var mı diye soranlar olduğunu bize söylediler. Ha, ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıdır bunu ben bilmiyorum ama sürekli bir arayış içinde olduklarını söylediler. Yani şu anda insanların yeni Tiguan'a çok fazla ilgi gösterdiğini belirttiler. Ama şu var arkadaşlar. Mesela ben orada orta pakete baktık. İşte 2 milyon 300 bin lira gibi bir fiyatı vardı. Mercedes'in sitesine giriyorsun. GLB'ye bakıyorsun mesela. Aynı fiyattan satılıyor. Dolayısıyla burada biraz kafalar karışabilir. Yani hani Mercedes mi Volkswagen mi? Ama Volkswagen'in kendisine has bir müşteri tipi var. Yani Volkswagen'e binenler nedense işte Volkswagen'den başka araba tercih etmiyor. Bu özellikle Golf ve Passat tarafında bir hastalık derecesinde. Adam mesela arabasını sadece yeni kasa çıkmadan çıkmaya değiştiriyor. Bu arada Passat derken Passat da vardı. Ona da baktık. Onu da başka bir videoda anlatacağım sizlere. Genel itibariyle hani ben beğenmedim arkadaşlar. Yani Taygo Max gibi diyor. Gerçekten yani o dalga geçtikleri kadar var. Dediğim gibi bir önceki hani makyajlı kasası bence çok daha güzeldi. Yani gözler şey farlar yandan içeri doğru vesaire hani Golf gibi. O benim çok daha hoşuma gitmişti. Bir de dediğim gibi iç panelde hani çok fazla tuşun olmaması, her şeyin dokunmatik tablet üzerinden yürütülmeye çalışılması vesaire. Bunlar
Hani beni çok fazla böyle cezbeden şeyler değil dürüst olmak gerekirse. Tabii ki burada otomobilden bahsettiğimiz için biraz daha böyle zevkler ve renkler tartışılmaz meselesine gireceğiz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ben burada inceleme vesaire yapmıyorum arkadaşlar. Sadece bayiye gittim. Yeni Tugay'ını gördüm ve görüşlerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki inceleme olsa yani işte ne kadar yakıyor, yolculukta nasıl, süspansiyonları nasıl vesaire bunların kullanım deneyimini anlatmak daha doğru olabilirdi. Ama ben dış görünüş ve iç görünüş üzerine konuşuyorum daha çok. Burada da tabii ki detayları görüyorsunuz. Ama kişisel zevkler ön planda olduğu zaman hani benim arkadaşım mesela beğendi. Ya diyor işte iki tane arabası var onun, Golf ve Polo. Diyor ki onları satıp acaba yeni Tugay'a mı geçsem diye düşündü. Eşinde Polo var, kendisinde Golf var mesela. Hani ikisini birden satıp acaba Tugay'a mı alsam diye düşünüyor şu anda. Düşünme aşamasında. Ha ben mesela almazdım ama onun hoşuna gitti, o aldı. Dolayısıyla burada biraz daha zevkler ve renkler tartışılmaz meselesine giriyoruz diyebilirim. Evet, bu videoda genel olarak sizlere yeni Tugay'ın hakkındaki yorumlarımdan biraz bahsettim. Sizin de ekleyecekleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de yine elimizden geldiğince sorularınız varsa onları yanıtlamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.